3, 2, 1, motor. Hadi yapalım, geç kalıyoruz. Hepinize yeniden merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Biz çok büyük bir çılgınlık yaptık arkadaşlar. Yaptık. Sene 2024, bizim evliliğimiz 2017. Evet. Biz evlendiğimiz zaman kendimize bir söz vermiştik. Demiştik ki biz her kış mutlaka bir ülke göreceğiz diye bir söz vermiştik. Evet, evlendiğimiz sene hatta bütün takılarımızı falan satıp yurt dışına çıktık. Döndüğümüzde cebimizde 5 kuruş paramız yoktu. Ama o zaman da pişman değildik cebimize koyduklarımızdan dolayı. Şimdi de pişman değiliz hatırladıklarımızla. O yüzden dedik ki o sene kendimize söz verdik. Çıkacağız ve her sene yeni bir ülke göreceğiz. Yeni bir şeyler öğreneceğiz, yeni bir kültür tadacağız. Ve yine biz bir yere gidiyoruz. Evet, biletlerimizi çok hızlı bir filtrelemeden sonra aldık. Filtrelerken neye dikkat ettik? Bir. Birincisi ucuz olmasına. Kesinlikle. İki. İkincisi sıcak olmasına. O da doğru. Üç. Üçüncüsü de vizesiz olmasına. Olmaması. Ve şu anda biz Endonezya'ya gidiyoruz. Gidiyoruz. 15 binden fazla adadan oluşan bir ülkeye gidiyoruz. Evet. Çok heyecanlıyız. Neler yaşayacağız bilmiyoruz. Buradaki adaları bitirdik. Şimdi dedik ki oraya bir gidelim. Gidelim. Bir saat kalan uçuşumuza geç kalmadan istersen toparlanıp yavaştan gidelim. 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 O zaman siz de biz buraya kadar nasıl gelmişiz onu izleyin. Ne yapıyorsun? Kimlerden saklanıyorsun? Çantamızı hazırlıyoruz. Özledim evimin kokusunu özledim. Özledim çadırın konforunu özledim. Özledim karavanın tuvaleti özledim. Gitmedim bir tane Endonezya görmedim. Birkaç seçeneğimiz vardı. Tayland'a gidebilirdik, Hindistan'a gidebilirdik. Ama ikisine de gitmiştik. İran vardı. İran'a gidip orada bir şey yapamayacağımız için. Orası da biraz neyse İran'a da sıcaktı. Gittik. İran'a da gittik. Oraya da gidemezdik. Başka sıcak bir şimdi ülke. Şimdi Tayland, Hindistan, Endonezya arasında İran nasıl girdi ben çok merak ediyorum. İran'ı ben tam doyamadım İran'a. İran'a doyamadım. Ama sıcak bir yer değil ki orası. Nasıl İran? İnsan halkı sıcak ya. Nereye gitsek bizi nasıl karşılıyorlardı? Gel buyur eve çağırıyor bir de şey yapacak yasaklı müzik falan çalacakmışız. Evet, evet. Yasak ne varsa. Değil mi? Sokakta çağırıyorlar yasak ne varsa onu yapmak için sizi falan böyle. Bir de sessiz sessiz bu akşam evde parti var gelin. Ne yapacaksın gitar çalacağız diyor öyle bir ülke yani. İşte tuhaf bir ülke insan ister istemez unutmuyor öyle dile getirdim ben de. İsminizi alayım. Bayan. Esmer. Ebru. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Benim söyle. Çantam niye bu kadar büyükken seninki küçücük? Çünkü bu senin çantanı dolduracaksın içine ve ben taşıyacağım onu. Hı. Ben de bu küçük çantayı kendi eşyalarımı dolduracağım ve de ben sen taşıyacaksın. Ay Cihan bu çanta bana göre ya. 4 saat sonra otobüs biletimiz var. Her şeyi son ana bıraktık. Bileti de son ana bırakmıştık zaten alırken. O yüzden acele etmemiz gerekiyor. Çantalarımızı dolduralım. Şimdi bir denk geliyorum. Aha Cihan! Güzel bu da. Wow. O da çok şey. Kadın teyze şortu ya o. Yok canım. Tabii canım. Kalın bacaklı teyze şortu. Şu anda Ebru'nun 10.000 kilometrelik menzilde nasıl bir giyim kuşam ve çanta hazırladığını hep birlikte şahit olacağız kendisinin. Evet görelim. Şimdi diyorum ki 2 tane şort alayım. Çok iyi. Birkaç tane de elbise alayım. Hem günlük elbise hem de gece çıkarız şimdi. Evet. Şu mesela gecelik bir elbise nasıl? Güzel yanıyor. Tamam bir tane gece elbisesi aldın. Güzel. Evet. Devamında? Bakıyorum işte. Ya bak bakayım. Şimdi her şeyi kesin yine beyaz alacağım ben ya. Bendeki bu beyaz hastalığı ne yapacağız? İyidir beyaz. Ben de beyaz tişörtten gideceğim. O ne? Sünnette mi gidiyorsun? Nerede gidiyorsun? Güzel. O yoga moga yapılacak. Yapılmayacak mı Cihan? Aşkım ben de diyorum. Sana bile yoga yaptıracağım. Ben yaparım. Ben yaparım. Gaz çıkmadıkça ortamda ben yaparım. Öyle diyorlar ben. Cihan hiç yapamıyorum. Ben sana yardımcı olayım mı? Ablacığım bu senin her yerde bunu giyersin. Nereye gidiyorsunuz siz? Endonezya'ya. Endonezya her yerde bunu giyersin acaba. Kuzey kutu, güney kutu, her yerde bir şey bulacağız değil mi şimdi? Kırmızı şortta mütalık mıyız? Olur. Tamam. Altına bir kırmızı şort. Üstüne güzel bir tişört bulacağım senin şu anda. Bak bunların hepsi pamuk ablacığım. Tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Evet. Niye pazarcı gibi hareketler yapıyorsun? Onlar benim evde giydiğim, temizlik yaparken giydiğim şeyler. Değil mi? Dikeli bayağı bu nasıl? Senin hiç zor ya. Senin hiçbir şeyin yokmuş ki bunlar çer çöp. Öyle genelde benim şeyler. O zaman herkes kendi şeyini hazırlasın. Ben bırakıyorum bu mesleği. Kendime dönüyorum ben. 2000 years later. Zor mu gidiyor bu? Seçimler zor değil mi elbise seçimi kadınlar için? Ya aslında mesela bavulla gitsen zor değil. Gidersin bir otele yerleşirsin. O kadar zor olmaz. Çuvalla mı gidiyor? Ama biz sırt çantalarıyla gideceğimiz için bir evet. Taraftan mesela şey oluyor. Yürürken böyle artık geçmişsin 10 kilometreyi sırtında bilmem kaç kilo. Ne yapacaktım ben o elbiseyi aldım. Neden o evet. Ayakkabıyı aldım falan demeye seçici başlıyorsun. Olman gerekiyor. Anladım bunu belirtmek istedim. Doğru söylüyorsun. Ayrıca ben sana bir şey daha söyleyeyim aşkım. Her an her dakika yağmur düşebilirmiş. Ha şunu evet. Da belirtelim. Şimdi Endonezya'da mevsim genellikle hep yaz sıcaklığında geçerken bir muson dönemi denen dönem varmış. Bir 6 ay gibi yağmurlar sürekli veya seyrek olarak yağdı yağmurların. Diğer 6 ayda da kurak geçen.
Ama hava sıcaklığı aynı. Aşağı yukarı 30 derecelerdeyken yağmurlu veya yağmursuz olarak iki sezonu varmış. Biz şu anda Şubat ayında gidiyoruz ve yağmur sezonunun içine denk geliyoruz. Belki bir son bir ay, bir buçuk ayına falan denk geliyoruz. Ama yine de ara ara, hatta sık sık yağmurla karşılaşacağımızı biliyoruz. O yüzden aşkım diyorum ki çantamızın içine, su geçirmez çantamız yok, çantanın içine bir poşetle her an hani yedek olarak tutabileceğimiz elbiseleri tutalım orada. Tamam. Hani yağmur yersek hemen poşetten çıkartıp üstümüzü değiştirelim diye. Şimdi poşete konacak elbiseleri seç bakalım. Evet. Bir normali bitti, poşete konacaklar tabii, poşet, mı kaldı? Poşet benim için daha önemli. Ben böyle giyemem bunu. Oğlum öyle giymek zorundasın. Öyle. Ütü alayım ya. Yok ütü alma ya. Ütü nedir ya? Orada var mıdır? Var, orada ütü yok. Daha icat olmamış. Ado ilk kez olduğu için. Hani salıncak var. Çok meşhur bir salıncak. Hı. Salıncakta fotoğraf çekilmek ayrı ücreti. Bir de elbise kiralanıyor. Çünkü böyle çok uzağa sallanıyorsun ve elbise böyle arkadan uçuşuyor falan. Evet. O ayrı kiralanıyor yani. Elbiseye ayrı para veriyorsun. Benim tamam. Öyle bir elbisem var. Orada kiralayacaksın. Kiralamayacağım işte. Al, bunu yanıma mı alsan? Al. Çantalar bu kadar doldu. Yaklaşık 8-9 saattir buradayız. Niye bitti böyle oldu? Bitti ki, ben bitirdim. Bitti mi? Gel bakalım neler götürüyorsun, görelim hep beraber. Tam bitirmedim yani. Bikinilerimi de koyayım. Havluyu koyacağım. Çanta almadım. Ayakkabılarımı almadım. Çoraplar? Çorapları almadım. Evet, güzel. Daha varmış. Tamam, biraz daha. Bir iki saat daha vereyim ben sana. Ben götüreceğim şeyleri size hemen göstereyim. Çok basit, sade. Şu şort hafif. İkinci şort hafif. Bir, iki, üç, dört, beş tane tişört. Benim bohça bu. Hangi şanslı şapka isimleriyle bakalım, yola devam edeceğiz. Kaç tane alacağız şapka? Bir. Şapka nereden çıktı bu arada? Güneş var ya. E o zaman siyah alma, beynin yanar aşkım. Düdük gibi oluyorum ya. Bakayım bir dakika. Yo, güzel oldu Cihan. Gerçek. Hı-hı. Şapkalı mı şapkasız mı o zaman? Hazırlıklar bitti. Çantalarımız hazır. Ben şimdi bir şey yapmak istiyorum. Hı. Bu çantalar sence kaç kilo oldu? Hemen tartıyı getiriyorum. Haydi. 47.3. 47.3. 8 kilo. Tamam, 8 kilo 300 gram. Hiçbir şey değil. Değil değil mi? Değil. Benimki daha da hafif. Ama bir de buna bakın. Buna hiç ölçmene gerek yok. Bu hafif. Kaç? 53. 6 kilo da benimkiymiş. Çok da bir fark yok. Aa, bir de ben de. Kitap. Yani orada dağları taşları izleriz. Kitabı almayın herhalde. Bana da alsana. Sümerlileri al. Sümerlileri. Şunu almayayım mı? En son okuyordum. İyi, hadi. İndiriyorum sigortaları. Otobüs yolculuğumuz an itibariyle başladı. Şu anda akşam saat 9. Sabah muhtemelen 12, 9, 10. Yani şoförün durumuna bağlı İstanbul'da olacağız. Biz geldik. Hoş geldin. Şimdi. Evet. Hiçbir yol uyuyamam ben otobüste dedim. Bütün yol uyudum. Uyudu. Ben yan tarafa geçtim. Ebru ikili koltukta uyudu. Vallahi uzana uyudum. Cemşit gibi uyudu geçti valla. Ben de bir o kadar uyuyamadım. Çok süper geçti. Şu anda zombi moda girdim yine. Bütün yolculuklardan sonraki. Şimdi servis bekliyoruz. Servis gelince kardeşime gideceğiz. Özgür'ü göreceğiz. Orada bir kahvaltı yapacağız. Birkaç eşyamız var. Onları alacağız. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Birun değil mi? Aşkım, kim geldi? sarıl hadi sarıl. Çekil. Aşkım benim. İyi bir yanak gül. Gerçi iyi bir şey yaptın. Çok mutlu oldum. Ne abi? Çok mu mutlu oldun dünya? Aşkım mısın benim? İçeri gel. Geldim. Hadi. İçeri gel. Biz Özgür'ü biliyorsunuz geçen sene sizlerle tanıştırmıştık ve sizlerin sayesinde onun tedavisi görüldü ve Almanya'ya gitti, geldi. Döndükten sonra tekrardan şu anda sizlerle bizim kanalda buluşuyor. Merak eden de çok arkadaş vardı. Evet. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugüne sakladı. Çünkü güzel haberler vermek istedik size. Şimdi durum şöyle. Buradan giderken Özgür adım atamıyordu. Emekleyemiyordu da. Almanya'dan döndükten sonra
bir iki adım atmaya başladı burada. Evet. Ve şu anda tamam. Kaç ay geçti? Çok fena. Demin oyun oynatamadık. Çok fena şimdi. Dillendi. Dillendi. Değil mi? Konuşması da hızlı bir şekilde bir anda arttı. Tamam. Ve şu anda... Ve inanılmaz inatçı. İnatçı. Tamam, kaykay verelim. Kaykay verelim. Kaykay nerede? Şu anda herhangi bir destek almadan kendi kendine 4 adım atabiliyor. Evet, yani şu yürüteci var. Destek amaçlı. Zaten fizik tedaviye gidiyor haftada 3 gün. Bu yürüteci var. Bu yürüteciyle bayağı dünyayı geziyor. Yani AVM falan gidiyoruz mesela. Eğer düzlük bir yer varsa bunu da götürüyorlar. Biz hı-hı, birlikte de gittik. Bütün mesela AVM'yi tek başına geziyor. Arkamızdan evet, böyle tın tın geliyor. Bağımsız olarak da 4-5 adım atmaya başladı. Çok daha iyi olacak inşallah. Çok kısa sürede zaten buralara geldi. Evet. Dediğimiz gibi fizik tedaviye de haftada 3 gün gidiyor. Çok iyi. Bir tane kombo. Bu mu? Çok seven, çok çok seven birileri var biliyor musun? Onlara I love you demek ister misin? Söyle. Seni seviyorum demekte biraz zorlanıyor. O yüzden I love you demeyi tercih ediyormuş. O mikrofon. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Şuraya bakarak söyler misin I love you diye? O mikrofon her seferinde bu ne? Şu anda hangi DS'e gitmemiz gerektiğini bulduk. Tabii ki zor oldu bizim için yine. Çantaları tamamen boşalttık, iki tane kağıt için. Ve ben o kağıtları aslında bulabileceğim yere koymuştum. Ama ben... Aslında bu işleri ben niye sana bırakıyorum evet, tam bilmiyorum ya. Çünkü sen başka şeylerin peşindesin aşkım ya. Mesela? Ne bileyim, sen başka heyecanlardasın. Bütün işleri bana bıraktın bu sefer de. Hayır, sen bak, sen atladın bir anda bütün işlere. Bak bir şey söyleyeceğim. İlk gün oraya varışımızda otel rezervasyonunu da ben yaptırdım. Evet. Yanlış yaptırmışım. Bir gün önce yaptırmışım, hıyar gibi. Son 24 saattir onunla uğraşıyoruz. 1000 lira para verdik otele, bir gecelik, iki kişilik. Booking.com otel arasında böyle gittik geldik mesajlaşmalarla. Son olarak daha buraya yeni varırken halledebildik, bir gün sonraya aldık. Daha ilk yaptığımız işti bu arada yani. Beni lütfen dahil etme. Sen bak, ama ben, bana sormuyorsun Cihan. Aşkım Cihan, ben yiyeyim. Kağıda için... baktım böyle yaptım Cihan, bu yarına. Evet. Yani ilk gördüğüm şey oydu mesela. Nasıl neyse, insan hesaplamadan bir anda öyle alır ki? Olmayacak bir şey değil. Her insanın başına gelebilir. Aşkım ben Allah'ını seversen gideyim. Rahatıma bakayım, yiyeyim, içeyim. Bak Bali senin istediğin bir yerdi. Keyfini ben sürüm, sen de görmüş ol. Tamam. Yaşlandım, benim ömrüm sayılı ya. Tamam. Evet, sen anlat misin bakalım anlarını. Dur ama dün geldim. Dur anlat ya, ben dün geldim. Bak. Canım öyle denize. Buradan böyle geçeriz. Şuradan, şu boğazdan çıktık mı Ebru bir ağlamaya başlar. Aa deniz çok kötü, mek kötü diye. Değil mi? Bir anda şuradan atladı birkaç defa. Evet, buradan atlarım ben. Şuradan dönüp dar boğaza doğru gideriz. Bizdeki bu sevda nedir? Ya bu sevda bitmez. Zıncırlara vursalar. İsterse 17 bin lira olsun. Hiç nerede bir etmez dar boğaz? Yurt dışı çıkış harçlarımızı şu anda buradan hemen alacağız. Bu neden yapılan bir şey? Bu neden yapılan? Yani İki yurt adet. Dışı... İki adet. Bu şey gibi. Kiraya çıkıyorsun ya mesela, depozit ödüyorsun, harç ödüyorsun. Geri alıyor şey muyuz? Yok, geri alma diye bir şey yok. Hemen sistemde açığı buldun yine. Ya bu kartı gösteriniz diyor. Buraya mı, şuraya mı göstereceğim? Oraya sokarsın kart girişi. Evet, biz kredi kartı Fethiye'den geldiğimiz için köy kurallarıyla şu anda işlediğimizden kartın nereye takılıp nereye takılmadığını bilmediğimizde. Gösterin diyor, buraya sandım ben. Şey, olur öyle şeyler. Çipli. Olur öyle vakalar. Harç pulu aşağıdan alınız, tamam. Toplam iki kişilik aldın sen. Evet. Kart kaç para olmuş onu da söyleyeyim. 150 lira olmuş. Bu arada biz fiyat bilgilendirmesi yapacağız arkadaşlar. Ucuz pahalı o size kalmış ama hani bilgilendirelim yani. Evet. Bu sene böyle, seneye ne olur, siz 2024. Geldiğinizde ne olur. Bizim için önemli bir şey çünkü. Şimdi biz geçen senelerde Tanzanya gezimizde bir sıkıntı yaşamıştık. O da şuydu. Dönüş biletimizi almamıştık. Ve buradan giderken zar zor burayı ikna ettik. Dedik ki tamam biz de hani bize dediler ki dönüş biletini almanız lazım. Biz de evet, siz gidilen ülkelerde. İstanbul'da dönüş biletinizi almazsanız orada size problem çıkartırlar deyip burada bir evet, aksilik yaşadık. Yaşadık ama biz dedik ki tamam sorumluluğu biz alıyoruz, orada bakarız artık. Hani gerekirse orada alırız dedik. Deport ediliriz gerekirse. Ve orada gittiğimizde bizim biletimiz olmadığını gördüler. Bizi hemen bir odaya kapattılar. Biz de onlara $100 para vermiştik. Girer girmez. Dünyada
dünyada Afrikalıların kafalayabildiği tek çift biz olabiliriz. Biz, Türk çiftler olarak. Biz de o 100 doları verdik ama bizim moraller falan sıfır tabii yani. Sıfır. Hani çünkü biz böyle biliyorsunuz minimal gezmeye çalışan, az bütçeyle gezmeye çalışan bir çiftiz. Ondan sonra bu gelişte de şimdi yine vizesiz bir ülkeye gittiğimiz için yine aynı sıkıntıyı yaşamayalım diye rezervasyon yaptırdık. Bir sıkıntı yaşamadık şu anda rezervasyonda. Evet, bilet almadık. İstanbul tarafında bir sıkıntı yaşamadık ama her şeyde hazırlıklıyız. Eğer biz oraya varırız, bizi Endonezya'da sizin bu dönüş biletleriniz bilet değil rezervasyon derlerse de Allah ne verdiyse orada kredi kartlarına yüklenip bir dönüş bileti alacağız. Tek yön Bali'den Mali'den bir yerden dönüş bileti. Kimseye bak ben bu saatten sonra o hayatta rüşvet kimseye vermem. Hadi bakalım. Vermem çünkü o gün 100 dolar 1500 liraydı bugün 100 dolar 3000 lira. Ben 3000 lirayı ona vereceğime affedersin giderim orada jet ski kiralarım. Jet ski de Türkiye'ye kaçar. Net söylüyorum sana vermem hayatta. Alırız biletimizi döneriz tatil. Zaten benim doktor biz kontrolü var. Dönüyoruz? 7 Mart'a kadar Türkiye'ye gelmemiz lazım. Çünkü benim doktor kontrolü var. Biliyorsunuz bir hastalık sürecinden geçiyoruz. 7 Mart'ta zaten en geç burada olacağız. Evet. Ama hani oradan belki başka yere gideriz. Bir sürü ada var. Onları gezeriz diye düşünüyoruz. Ne kadar kalırız bilmiyoruz. Bir sürü ada derken 15 bin tane adadan oluşan bir ülkeymiş Endonezya. Yani daha ne kadar ada olabilir bir kere yok. Benim. Alayım canım. Gergin dakikalar. Ya. Kamera beni tanımadı mı? Ciddi olamazsın. Adam bana demesin mi estetik mi var? Allah'ım. Dedim ki hayır. Sen deseydin ben Yunan tanrıçalarındayım. Dedim ki yaşlandım. Yaşlandım. Kötü olmuş o tanıdığım. Ebru'nun Sivas'tan şu anda atalarından bir tanesini bulduk. Burada Türk Hava Yolları'nda işe başlamış kendisi. Soralım bakalım ne iş yapıyor burada? Koşmamız gerekiyor şu anda. Uçak kalkıyor. Geç kaldık. Heyecan seviyesi 10 üzerinden. 10. Benim 9. Nereden kırdın bir puanı? Yaşlılıktan. Yaşlandıkça biraz daha doğal geliyor her şey. Şimdi uçağa biniyoruz arkadaşlar. Beni heyecan... Ne? Sıra o büyük. Nasıl sıra? Sıra büyük. Sıra büyük şeyle gideceğiz. Ne o? Bir şey diyeceğim bu nasıl bir sıra? Büyük bir sıra. Neydi o otobüsler var ya hani ortasında ek var uzatmalı otobüslere ne deniyor? Körüklü. Körüklü otobüs. Körüklü uçakla gidiyoruz arkadaşlar. Benim numaram 4G, Ebru'nunki 4. F. F. Ya 2-3-2 oturma gruplu bir uçakta 2 kişi yan yana oturursak çok iyi olacak. Çünkü 8-10 saatlik bir uçuş. Ya 2-2 olan bir uçakta 2 kişi yan yana oturursak çok iyi olacak. En kötü ihtimalle 3 kişilik bir uçakta ortaya denk gelen büyük şey yaptı. Bir de her türlü ortaya sen denk geliyorsun. Uçaktan korkan birisi olarak... şu ana Cihan kadar yani. Ben şu ana kadar bindiğimiz uçağın gerçekten bak şuradan bakabilirsin. Hayvani boyutlarda olduğunu söyleyebilirim size. Boeing'in en büyük uçağı olabilir. Büyük ihtimal öyle Ebru. O ortada 3 sıra oturuş, yanda sol, ay, iki, bu ne? Sağ iki gibi bayağı büyük ya. O ortada 4. Hello. Hello bir şey dedim anlamadım ben. Abi hayvan 4, gibi. Burada Cihan. Uçağa bindik, yerimize oturduk. Acaba cam kenarına mı denk geleceğiz yoksa ortada mı kalacağız? Koridor kısmına mı bakacağız derken uçağın tam ortasında kaldık. Şu anda sırayla cam kenarı da değil yani üçlü, dörtlü, üçlü. Benim şu ana kadar bindiğim en büyük uçak. 4, 7, 10 kişilik bir sıra var yani böyle düz sıra düşündüğün zaman. Bizim en büyük bindiğimiz 2, 3, 2 idi. Bu nasıl? Kaç para yakar kilometre de bilmiyorum. Biz şu an tam ortadayız. Yani ortanın ortası. Nasıl geçecek bakalım. 8-10 saat bayağı kötü geçecek. Dar bir alan çünkü. Ya bana iyi ne? Dar alacağız. Uzun boylu insanlar falan ne yapar burada bilmiyorum. Dur bakalım yeme içme olayları nasıl şimdi? Bol baharatlı. Olsun da baharatlı olsun hiç fark etmez onun için. Ben yanıma sarma aldım. Ha, sarma yeriz en kötü. Dağıtırız da sarımsaklı. Uçak kazalarının en sık yaşandığı zamanlar ya, kalkışlarla inişler biliyorsun. Başlama yine ya. Allah'a şükür kalktık sorunsuz. Şimdi de inersek bu kısmı halletmiş olacağız. Mumbai'ye varacağız. Dünyanın en kötü havasına sahip şehri Mumbai, Hindistan. Bakalım ne kadar kötü. Biz o havayı alacak mıyız? Havalimanında soluyacaksak alırız. Ama dışarı çıkmayacağız. İçerisi havalandırması iyidir belki. Lastik yaktı, lastik. Alkış. Şu. Başlat belki alkışlar.
Bizim evdeki kavga sebeplerimizden en büyüğü şudur Ebru'yla. Hı. Ben gördüğüm her boşluğa halı sererim. Şimdi buraya da geldik. Hindistan, Mumbai'de havalimanını full bak sıfır köşeden köşeye her yeri halı döşemişler abi. Niye öyle bir şey yapmışlar? Bak zerre açıklık yok ya. Ya halının üstüne inşa etmişler sanki havalimanı. Sen var ya bak bu havalimanında yaşarsın canım. Yaşarım her türlü. Yaşarsın. Çok seviyorum halıyı ya. Hani niye böyle bir şey yaparsın bir de. Bak şuna bakar mısın işçiliğe? Bak zerre açıklık yok. Bütün koca havalimanı böyle. İçindeydim resmen. Yaşadım o yani. Ne anlatıyorsun? Bir de anlat ben. Boşver. Arkadaş o uykusuzlukla koca bir film bitirdi uçakta. Brad Pitt'in filmini. Tabii ki Brad Pitt olmadan asla izleyemez o kadar saat. Tekrar hatırlatayım. Burası Mumbai havaalanı. Böyle küçük güzel, mütevazi, kendi çapında bir havalimanı. Ve bizim su bulmamız lazım. İlk geldiğimiz uçakta 8 saat uçtuk. Bir bardak suyu hatır hatır üstüne öyle aldık. Zar zor. Ondan sonra şimdi... İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz değil mi? Yani ne yemek var, ne su, ne içecek hiçbir şey yok. Evet, en ucuz havayolu şirketini seçince böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Neyle geldik? Biz Indigo'yla geldik. Indigo'yla geldik. Gelmeyin, siz gelmeyin. Yani gelsiniz de yanınıza sandviçinizi alın. Biz zaten dolma getirmiştik, dolma yedik. Var ya, o olmasaydı ne yapacaktık bilmiyorum. Geldik, şimdi diğer transit geçişten işlemler yapıldı. Diğer uçuşa geçiyoruz. Şimdi buradan da Jakarta'ya uçacağız ama karnımız aç, susuzuz. Ben biraz ayıldım, korkmaya başladım. Nasıl olacak bunların hepsi bilmiyorum. Bitirmişiz ya. Bu gezideki kurtarıcımız ya. Şimdi girişte gümrük memuru ağzımızdan madem fışkırtmayalım diye birer parça bir şey atalım dedik. Al sen. Birer daha. Hadi çok kalsın. Güzel ya. Durdukça da güzelleşiyor. Sakız gibi atıyor. Uçaktan indik. Kaç saattir uçtuğumuzu bilmiyoruz. Sadece yürümeyi unutmuşuz. Evet. Böyle toparlaya yürüdük. Kıçımız şu anda tamamen fonksiyon dışı. Onu kendine getirmek lazım bir tuvalet bu. Bayağı oturduk ya. Kaçta bindik? Akşam 8'de. Diye şişireceğim mi yeri? Bak dün akşam 8'de İstanbul'dan bindik. Dünden önceki gün mü oluyor? Hayır. Dünden önceki gün akşam 8'de İstanbul'da bindik. Bugün İstanbul'a bindik. Yani İstanbul'dan bindik. Bu arada kesinlikle eminim yani buna da. Heh. Yanlış bir şeyler söyleyebiliriz. Yani uykusuzluk evet. Çünkü yorgunluk o biçim. Fena olduk. Ne dediğimizi bilmiyoruz. 15 saat sürdü ya totalde 15 saat. Bir de 15 saat şey var. Otobüs var. Ama bana şu anda sanki 2 gün geçmiş gibi geliyor buraya gelişimiz. İstanbul'a çıktık ya. Bir gece gündüz oldu bir şeyler oldu böyle. Evet. 2 gün geçmiş gibi hissediyoruz. Neyse bir şeyler oldu işte. Şimdi indik. Sınırdan geçtik. Sınırdan geçtik. Rezervasyon kağıdıyla geçtik. Üzerindeki dediğimiz gibi rezervasyon numarasını falan sildik çıkardığımız kağıdın. Dönüş biletimizi Türk Hava Yolları'ndan rezerve ettirdik. Onunla geldik buradan sorunsuz geçtik. Ama tabii bu karşılıklı iyi niyet. Şimdi bizim tipimizi tabii beğenmeselerdi. Orada ama bu tipi beğendiyse de yani şu an saçak bacak 48 sen çok saatlik güzel yoldan bir, gelmiş. Çok güzel bir turistsin sen ya benim gözümde. Güvenilir bir turistsin. Şimdi geldik. Bekliyoruz. Alacağız bagajımızı. İki tane çantamız var zaten. Evet. Basit, kolay. Ondan sonra? Ondan sonra bakalım. Bir otel rezervasyonu yaptırdık ama buraya kaç kilometre uzaklıkta bilmiyoruz. Otobüsle mi gideriz, bir dışarı bakacağız. Hava sanki çok sıcak gibi. Göreceğiz. Kıvrak zekasını kullanan Ebru hemen. Bütün millet beklerken gelmiş burada. En başa gelmiş, yılanın çıktığı noktaya buradan bekliyor. Ama Cihan buradan oraya gitmesi zaten yarım saat. Ne yapayım? İyi yaptım. Ben de orada demin duruyordum. Arkadaşlar sohbet ederken kafama tabela düştü ya. İşte aramızdaki fark. Ben senin yanından ayrılmayayım bu gezide. 3 weeks later. Benim bavul kayıp. Geçmiş olsun. Yok mu? Yok. Karşılaşma gollü gidecek gibi. Dur bakalım. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Pasaportu kayıt yaptıracağım ama işte ulaşınca arayacaklar. Biz mecburen burada kalacağız birkaç gün. Jakarta'da bir gece kalırız diyorduk ya. Cihan o zaman kaldığımız otele falan göndersinler. Bu bizim tabii sorunumuz canım, mu? Tabii canım otele yollar da bir gelsin biz gelip alırız sorun değil. Neyse pasaport nerede benim? Sıkıntı. Ne? Pasaportum nerede? Biliyor musun? Çantana koydum. Ya nasıl bu kadar kişinin arasında bizim başımıza geldi bu? 3 kişi toplam. 3 bedevi var orada. Burada mı? Evet arkadaşlar. Drone'umuz, birçok elektronik malzememiz,
İşte ve aslında bunları saymama gerek yok. Benim için en önemli olan şey benim iç çamaşırlarımın olduğu ve benim eşyalarımın olduğu çanta maalesef Hindistan'da kalmış. Gidelim, sim kart alalım, WhatsApp'tan irtibat halinde olacağız. Benim iç çamaşırlar çantada. Bu sıcakta, şortta hiçbir şey yok. Şunu keseceğiz biraz daha. Acıktık. Galiba 24 saattir hiçbir şey yemiyoruz diyebiliriz. Evet, uykusuz zombi modlardayız. Uyumadık da diyebiliriz. Ama hava şu anda burada o kadar güzel ki, biraz fazla sıcak ama alışırız. Çok güzel. Esiyor, hafif bir tık esiyor. Güzel güzel. İdare eder. Sadece benim şortlar ve donlar diğer çantada kaldığı için Hindistan'da. O anlamda bir sorun yaşayacağız. Çözeceğiz hepsini bakalım. Evet, hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Girişe kadar bir bilgi ver, bir anlat. Şimdi çok yorgun olduğumuz için böyle biraz parça parça olabilir video. Şimdiden özür dileriz ama bir sonrakine telafi edeceğiz. İndik. Biliyorsunuz ki Cihan'ın ise çantası maalesef orada kaldı. Birkaç gün sonra oteli gönderecekler. Orada dediğin Hindistan'da, Mumbai'de kaldı. Aktarma sırasında. İstanbul'da mı kalmış, nerede kalmış bilmiyorum artık. İstanbul'da kalmamıştır ya. Gelmedi ama. Geldi, tatil yapmaya karar vermiş kendisi. Cihan'ın şortları bu, beklenir. Otelimiz şehir merkezinde. Yaklaşık havalimanından 1-1,5 saat kadar sürecek diye düşünüyoruz. Aslında öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor ama 35 kilometre diyor. Yani daha kısa ya da daha uzun zaman sürebilir. Sorry, our hotel is 35 kilometers, ya. Yeah? Do you know? 25 or 35? Okay. 20 kilometers totally. 20 kilometre falan. Thank you very much. Thank you, nasıl deniyordu? Tri makasi. Yes. İlk kelimeyi de... What is your name? Your name is? Andy. Nice to meet you. Cihan and Ebru. Andy'den teşekkür ederim Andy. Tri makasi. Bakalım daha neler öğreneceğiz. Otobüse mi binsek, taksiye mi binsek diye bir baktık. Fiyat araştırması da yapmıştık ufaktan. Otobüse taksi arasında çok bir fark da yoktu. Taksiye gittik şimdi. 250 bin rupiye gidiyoruz. Şöyle bir şey de söyleyelim. TL karşılığı çarpı 2 ve sıfırları atarak düşünebilirsiniz. 250 çarpı 2 dediğinde 500 liraya gelmiş olur. Daha ben bu konuda emin değilim. Gidince internetin olduğu yerde ufak bakacağım. Ufak belki 490'dır, 480'dir ama 500 diye düşünebiliriz. Otobüs 160 bin dedi 2 kişi için. 320 lira. İlk biz havalimanında indik, sorduk. Taksi 650 bin dedi. O da aklınızda olsun. Çarpı gidince 1500 liraya falan geliyor. Burası, buralarda tabii pazarlık ki pazarlık yaparak bayağı ilerlemek gerekiyor. Evet. Yani çok abartmadan, boğmadan, sıkmadan bütçemize göre hareket edelim. Karşılıklı. Evet. Şimdi gidiyoruz. Az kaldı yolumuzda. Kaç saattir yemek yemedi sen? 24 saattir geçmiştir. Ve içindeki aslan parçası çıkmadı da dışarı, farkında mısın? Çok iyi hissediyorum kendimi. Senin ilacın seyahat var, sana söyleyeyim. Evet. Her şeyin bir ışık hızıyla gerçekleştiği canım, her bu yeni günümüzde otelimize geldik. Otelimizi nasıl bulduk şu ana kadarki? İyi gözüküyor. Geceliğine 1000 lira verdik. 500 bin rupi. Evet. 1000 lira. Uygun şu anda Türkiye şartlarına göre ama biz bunu hani şey olarak seçtik. İlk geleceğimiz otel merkezi olsun. Fiyatı pek düşünmedik. Hadi çıkalım. Fiyatı pek düşünmedik. Her yere yakın olsun. Hani geldik bir rahat rahat güzel bir yerde dinlenelim istedik. 12 galiba o da. Sadece biraz... Bir oda yok galiba. 12.02 pardon. Burası. 12.02 ne oldu oda. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Saatler sonra uykuya dalalım. Evet. Odamız bu. Çok iyi. Yani ilk izlenim iyi. Banyosuna bakalım bir. Işığı nerede bunun? Işıklar şurada herhalde. Işığa gerek yok. Pencere bir açsana. Manzarası da iyiyse var ya. Bence iyi. Oo, çok iyiymiş. Tam bir şehir manzarası. Değil mi? 1000 lira geceliği normal be aşkım. Bence de çok iyi. Ya şu anda tahminimce bütün bu gezecek, görecek merkezi yerdeki eğlenceliklere yakınız. İlk günde böyle bir yerde kalalım dedik. Yakın olalım. Zaten yorgun evet, geleceğiz. Şimdi mesela yemek yemeye gideceğiz. Yürümemiz gerekecek ama hemen böyle yürümelik mesafelerde yemek yiyeceğimiz yerler olacak. Zıplama! Oo, hazır televizyonla. Batman'le karşılandık. Survivor başlamamış daha. Gel banyoya bakalım. Görüyorum. Temiz gözüküyor. Şu anda en çok pis gözüken biziz. Bu kadar uzun bir yolculuktan sonra. Kabin de güzel. İdare eder be gülüm. Gayet iyi. Yemeğe gidiyor muyuz? Hadi hemen.
sola dönün. Sen? No, later. Later. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bu maceramızda umuyoruz ki bizlerle birlikte dehşet dakikalara siz de şahit olursunuz efendim. Umarız. Bol bol video atmayı düşünüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu da beğenirseniz bize destekte bulunmuş olursunuz. Çok teşekkür ederiz. Kafamızda enteresan planlar var ama muhtemelen hiçbirini yapamayıp yine plan dışı hareketler. Biz çünkü çok planlar yapıyoruz ama hiçbiri uymuyor. Değil mi? O yüzden böyle rastgele artık ne yaşarsak sizlerleyiz. Bakalım ne olacak, ne olmayacak. Göreceğiz. Görüşürüz haftaya. Kendinize dikkat edin. İyi ki varsınız. Var, sağ olun.